Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50-54 beden uyumlu büyük beden eşofman takımı dikiyoruz. Öncelikle ön bedendeki kombinli parçalarımızı birleştirerek başlayalım. Ve şimdi dikiş paylarını yukarı doğru vererek arkada düğme patımızdan bir tanesini dikelim. Düz yüzünden içe doğru çevirdim ve üzerine zikzak dikişiyle süs dikiş olarak kapattım. Modelde de gördüğünüz gibi düğmeli yapmaya karar verdik. Omuzlarımızı birleştirelim. Kolumuzun üzerindeki aplik kullanılabilir. Aynı zamanda süs görüntüsü veren cebimizi çalışıyorum. Büyük cebi çalıştım. Yanına küçük bir cep ilave edip daha güzel, hoş bir görüntü kazanması için 2 adet cep çalışıyorum. Aynı zamanda kullanılabilir bir cep haline gelecek. Kolumuzu takarken kolu alta, bedeni üste alarak takalım. Bu şekilde takarsak kolu çok rahat takarsınız. İlk zamanlarda zorlanırsanız alta da al, üste de alabilirsiniz. Şimdi yakadan başlayarak cebimizin üstüne kadar gelen şeritten yaptığım, 1 santimlik şeritten yaptığım ikisini yan yana getirerek ebadını büyüterek yaptığım süs şeridimi yakadan omuzdan geçirerek kolun üzerine kadar getirdim ve üzerine toka taktım. Gördüğünüz gibi bu şekilde aksesuarımı tamamladım. Aynı aksesuarı diğer kolumun omuz başında başlayarak yine kol ağzında bitiriyorum. Asimetrik bir görüntü olacak. Bedende bittiği zaman kolumuzun ağız kısmından başlayarak dikerek dikişlerimizi aynı yönlere baktırarak dikelim. Şimdi yakamızı dikerken öncelikle ağız kısmını birleştirerek tamamladım. Ortasını bedenin tam orta kısmına denk getirerek dikiyorum. Gördüğünüz gibi biraz bolluk var. Bunu özellikle yapıyorum. Çünkü dikerken yakayı biraz kendime çektirerek dikmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi patın arasına yakanın ucunu yerleştirdim ve iğneledim. 6-7 milim genişliğinde dikiyorum. Yakanın ortasından bedenin arka ortasına iğnelemiştim. 6-7 milim genişliğinde bedenimizi sabitliyorum, yakamızı. Gördüğünüz gibi alt bedeni düzenlerken sol elimle de üstteki yakayı çok hafif miktarlarda kendime doğru çekiştirerek dikiyorum. Yakamın diğer ucunda yine patımın uç kısmına getirerek iğneledim. Patımı ters çevirip yakamın üzerine doğru tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi yakam çok rahat geldi. Patımı bu şekilde çevirip gördüğünüz gibi dikiyorum. Ben patı kapatmıştım arkadaşlar. Sizler patı kapatmadan da bu işlemi yapıp sonradan patın üstündeki dikişi de vurabilirsiniz. Yaka dikişini kapatmak için kola diktiğim şeritten yakanın dikişinin üst kısmına denk getirerek yakamızı temizledim, iç kısmını. İliklerimizi de açalım. Kol dikişimiz de tamam. Eteğimizi de tamamladıktan sonra cebimizi çalışalım. Cebimize
fileto olarak çalışıyoruz. Fileto cep, torbalı, gizli cep. Filetomuzun genişliği 2 santim bitmiş olacak. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür fileto çalışmasını. Kanalıma yeni geldiyseniz fileto çalışması birkaç yerde çalıştım arkadaşlar. Görebilirsiniz, kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Cep torbamın bir adedini yeşil, bir adedini kahverengi olarak kullandım. Kumaşımın verdiği miktarlarda kumaşımdan faydalandım. Her ikisini de yeşil alabilirsiniz. Her ikisini de aynı renk alabilirsiniz. Sizler kombinli yapmak zorunda değilsiniz. Ben kombinli çalıştığım için bu şekilde yaptım. Sizler tek renk yaptığınız zaman hepsini aynı kumaştan alabilirsiniz. Filetomu açarken köşelere tam dikişin dibine denk getirerek açıyorum ve cebimi ters çevirdim. Cep torbamın alt kısmını dikiyorum. Gördüğünüz gibi cebimiz bitti. Şimdi pantolonumuzu dikerken, alt grup eşofmanımızı dikerken gizli yan cep çalışıyorum. Yarım santimden mesafe bıraktım. Bedende toplamda 1 santim bırakmış oldum. Burayı keserken çapraz şekilde kestim arkadaşlar. 1 santim fileto biye gibi çıkartıyorum. Şimdi burayı üst kısmı çapraz kestiğim kısmı alta doğru çevirerek içeride gizlemiş oldum ve temiz bir cep ağzı çıkartmış oldum. Biyemin üst kısmına 1 milimden dikiş çekerek tamamladım. Pervazımı sabitlemek için 3 santim genişliğinde yine üst bedende çektiğim gibi süs dikiş, zikzak dikişine uygun veya reçme dikişine uygun süs bir dikiş çekebilirsiniz. Herhangi bir dikiş fonksiyonunu seçebilirsiniz. Ben bu şekilde zikzak ayarına uygun, reçme dikişine uygun bir dikiş seçtim. Şimdi torbamı yerleştiriyorum. Torbamı, cep torbamı bir tane olarak kullandım. Çünkü kumaşımız çok kalın. Bu nedenle bir tane torbadan cep çalışıyorum. Üzerine yine süs dikiş çekerek cebimi sabitleyip cebimi oluşturacağım. Elimle kontrol ediyorum. Kumaşın alt kısmını tam kenarından çizerek süs dikişini iki sıra halinde çekerek reçme dikişine benzer bir dikiş çekiyorum. Öncelikle zikzak ayarında çekiyorum. Daha sonra bu dikişin tam ortasından düz bir dikiş çekiyorum. Böylelikle daha farklı bir dikiş meydana getiriyorum. İkinci kez gidiyorum aynı yerden, tam önceki dikişin yanından. Gördüğünüz gibi bu şekilde cebimiz bitti. Eşofmanımızın yan kısmında şerit çalışıyorum. Fitil, desenli fitil olarak farklı bir aksesuar kullandım. Yanları birleştirirken fitili diktiğim tarafı üste alarak bu dikişin üzerinden diktim ki fitilimin dikiş ayarı aynı olsun diye. Yan dikişi bitirdim. Bacak aralarını da bitirdim. Şimdi belinin lastiğini takıyorum. 4 santim dikiş payı vermiştim. 3,5 santimlik lastik kullandım. Lastik ayarını belinize göre ölçerek takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi eşofmanımız da bitti.
Şimdi eşofmanımızı 2 adet almıştık. Bu eşofmanımızın kombinli arka kısmını kot pantolonlarındaki gibi korsajlı ekli bir parçası vardı. Onu ekledim. Şimdi ön parçasının korsajını ekledim. Ve üst kısmındaki kemer kısmını ekledim ön tarafta. Yine aynı bedendeki gibi aynı süs dikişi kullandım ve öndeki korsaj kısmına cep çalıştım. Üstten cep çalıştım. Yan dikişlerimi kapattım ve iç bacak yanlarını da dikiyorum. Üst bedende önde ortaladığım kemer kısmını ortadan bağcık çıkartmayı düşünüyorum. İlik açacağım. Ortaya bir adet iliğimi açıyorum. Açmış olduğum iliğin ortasından yanlardan kolda kullandığım şeridimin aynısını yanlara sabitleyerek açmış olduğum iliğin ortasından çıkartarak bağlanmasını sağlıyorum. Dikişimin tam katlama yerine katlanacak kısmına şerit aksesuarımızı sabitliyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yaparak elimizdeki bağcığımızın yan taraflarını sabitlemiş oluyorum. Şimdi bağcığımızı iliğimizin açmış olduğumuz yerden pantolonumuzun yüzüne doğru çıkartalım. Bu şekilde bağlamış olacağız. Arkası lastikli olacak. Yine yan dikişe tam katlama yerinin ucuna lastiğimizi tamamlayıp sabitleyerek lastiğimi dikiyorum. Buraları sabitlerken yan yana iki dikiş çekerseniz zamanla kullandıkça deforme olmasını önlersiniz. Buraları yaparken tek dikiş değil iki dikiş yan yana çekelim arkadaşlar. Belimizi bu şekilde takarak tam lastiğimizin uç kısmından arka bele lastiğimizi sabitleyelim. Bunu ilk zamanlarda yapamayabilirsiniz. Öncelikle dikişinizi çekin. Daha sonra çengeli iğneyle de dikişin arasından geçirebilirsiniz. Şimdi yan dikişten öne doğru uzayan bir dikiş çekiyorum. Ön kısımda bağcığımızın içerisinde rahat sabit durabilmesi için dikişin tam alt kısmından bir dikiş çektim. Şimdi bir de üst kısmından 2 santim arayla bir de üst kısmından çekerek bağcığın arada kalmasını sağlıyorum. Beni hangi ülkeden izlediğinizi yazın. Kanalımdaki diğer videoların her birinde ayrı bir dikiş tekniği ve püf noktası bulacaksınız. Dikişle ilgili her türlü soruyu sorabileceğinizi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için tümünü işaretlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.